Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometrik kampının 24. haftasının 3. videosundayız yani son videodayız Evet son kapanışı videonun sonuna bırakıyorum Orada dinlersiniz Nacizane kitapla ilgili fikirlerimi sizlere söylerim arkadaşlar ya da bu Kampta neler yaptık ondan biraz bahsederiz neyse Evet bu videoda ne yapıyoruz Çemberin analitiğinin Son videosundayız. Yani sayfa numarası 262, 263 ve 264'ü işleyeceğiz sizinle birlikte. Peki başlıklar neler? Bir nokta ile bir çemberin konumundan bahsedeceğiz. Bir de doğru ile çemberin konumundan bahsedeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bir nokta ile bir çemberin konumu arkadaşlar ÖSYM'de zamanında sordu. Ha burada anlattığım şekilde bir pratiklik var ama bu pratikliğin dışında aklınıza gelmezse nasıl yapacağınızı da söyleyeceğim. Şimdi gençler A noktası ile bir çember verilsin. A noktası çember denkleminde yerine koyup elde edilen sayıya K dersek eğer K büyük sıfırsa nokta çemberin dışında oluyor. Sonra ne oluyor? K eşit sıfırsa nokta çemberin üzerinde oluyor. Sonra K küçük sıfırsa da nokta çemberin neresinde oluyor arkadaşlar? İçinde oluyor. Evet bu kadar basit. Noktayı çemberde yerine yaz. O çıkan sonuç büyük sıfırsa çemberin dışında eşit sıfırsa çemberin üzerinde küçük sıfırsa da çemberin neresinde içinde diyeceğiz. Mesela şu arkadaşlar şimdi bu nokta bu çemberin üzerindeyse ha, net bir nokta çemberin üzerindeyse arkadaşlar bir nokta bir doğrunun üzerinde olduğu zaman da denklemi sağlamıyor muydu? Sağlıyordu. E o zaman bu noktayı yerine koyacağız. K eşittir 0 diyeceğimize bu denklemi sağlar demek daha mantıklı mesela burada. Nokta denklemi sağlayacak. Yani x yerine 1. 1'in karesi artı 0'ın karesi eksi 5 x artı a eşit 0 olacak. X yerine ne yazıyorduk gerçi? 1 yazıyorduk. Buradan 5 eksi 1, 1 eksi 5 eksi 4. Eksi 4 de öbür tarafa geçince artı 4 yaptı. A da burada kaldı. A'yı da böylelikle 4 bulduk. Evet sorumuz bu. Örnek 45'e bakalım. Bu nokta çemberin iç bölgesinde ise noktayı yerine yaz. X yerine eksi 2, eksi 2'nin karesi 4 artı y yerine eksi 1 yazdığımda eksi 1'in karesi de 1. Eksi 4 çarpı eksi 2 artı 2 çarpı y yerine de eksi 1 yazıyorum. Artı a iç bölgesindeyse bu çıkan sonucun ne olması lazım arkadaşlar? Küçük 0 olması lazım. Burası 5. 5 artı burası kaç? 8. Eksi 2 artı a küçük 0 olması lazım. Şurası kaç yaptı? 11 yaptı. Artı 11 öbür tarafa geçince eksi 11 yaptı. Evet a küçüktür eksi 11 oldu arkadaşlar. Pratik yolu bu. Peki hocam uzun yolu nasıl yapabiliriz? Mesela burada sana bırakacağım. Şunun merkezini hocam merkezi 2'ye çünkü eksi de bölü 2 eksi de bölü 2. Iki. 2'ye eksi 1. Sonra ne yapacaksın? Hocam a noktası çemberin içinde ya. Bak şöyle bir şey düşüneceksin. A noktası çemberin içinde. Merkez burada. A burada. E, MA uzunluğuna bakarsın. MA uzunluğunun ne olması lazım arkadaşlar? Yarı çaptan küçük olması lazım. MA uzunluğu bak. X'ler farkı. 2 eksi eksi 2. 4. 4'ün karesi. Artı Y'ler farkı. Eksi 1 eksi. Eksi 1'in karesi. Yani 0'ın karesi. Kare kük içerisinde. Küçüktür. R. R dediğimizde 1 bölü 2 kare kük içinde. D kare artı Y kare eksi 4 F değil mi? 16 artı 4 artı Eksi 4 f olacak pardon. Eksi 4 a şeklinde olacak. İşte bunun devamı. Hatta devamını da getirelim. Buradan ne geldi arkadaşlar? Bu 4'ün karesi 16 kök dışına çıktı. Bu da ikinci yol olsun lütfen. Bu şekilde yazalım. Şu ikinci yolu da şöyle belirtelim. Buradan burası kaç geldi arkadaşım? Burası 4 geldi. 2 ile çarptık 8. 8 küçüktür. Kare küçüğünde 16. 20 eksi 4 a yaptı. Buradan gelmiyor mu yoksa ya? Gelir veya ya şu 11'i elde edemeyeceğim diye korktum valla. E buradan ne geliyor arkadaşlar? Her iki tarafın karesini alacak olursam 64 küçüktür 20 eksi 4 a geldi. Bunu attık buraya 44 küçüktür eksi 4 a geldi. Bunu buraya bunu buraya atalım. 4 a küçüktür eksi 44 geldi. a da küçüktür eksi 11 mi geldi? Evet bu şekilde de yorumla da yapabilirsiniz arkadaşlar. E hocam çemberin dışında olsaydı MA uzunluğu o zaman A burada olacak ya MA uzunluğu da Yarı çaptan büyük diyecektiniz. Aradaki işaret büyük olacaktı sadece. Anlaşıldı mı gençler? İşte bu şekilde. Pratik yolu bu kırmızıyla yaptığım gibi. E, noktayı çemberde yerine yaz. Küçük sıfırsa çemberin içinde. Eşit sıfırsa çemberin üzerinde. Üzerinde olması gerçi denklemi sağlıyorla aynı şey. Büyük sıfırsa da çemberin dışında bu pratik yol. Eğer akla gelmezse yorum gücünü yaparaktan şu maviyle yaptığım gibi... MA küçüktür R diyeceksin ve olayı bitireceksin. Sınavda çıktı arkadaşlar haberiniz olsun. Hem de yakın zamanda dikkat. Evet 4'e 3 noktası bu çemberin üzerinde. O zaman çemberin üzerindeyse denklemi sağlar. X yerine 4 yazdım. 5'in karesi artı Y yerine 3 yazdım. 0'ın karesi eşittir R kare olacak. Buradan R kare 25 eşittir R kareden. R'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 5 olarak bulduk. Cevap 5 çıktı. Ya da noktayı yerine yaz. E, ee, bu eksi R kare eşittir 0 de. Tamam mı? O şekilde de diyebilirsin. Ama bir nokta çemberin üzerindeyse denklemi sağlar zaten. Direkt geliyor. Evet. Şöyle bir şey verilmiş. Şimdi çemberin A 2'ye eksi 2 noktasına olan uzaklığı en az kaçtır diye soruyor. Ha. Dur. Bu sefer yorum yapacağız. Yorum yapmak için öncelikle merkezi ve yarıçap bulalım. Bu çemberin merkezi nedir arkadaşlar? Eksi 2'ye 1 midir? Evet. Eksillerini alıyorduk. Yarıçapı nedir? 1. Eksi 2'ye 1. Evet. Şöyle. Basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Şeklimiz şu. Eksi 2'ye 1 merkezli ve yarı 1 olan çember ile A noktasını kıyasla diyor. 2'ye eksi 2 noktasını kıyasla diyor. E, A noktasına olan uzaklığı en az kaçtır diye soruluyor. Uzaklığı en az kaçtır? Hocam bir sürü uzaklığı vardır. Şu, 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 şu. Bunlardan en az hangisidir? Tam merkezden geçen şurasıdır. Yani uzaklık burasıdır. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya M diyecek olursak. MA uzunluğunu bulabiliriz. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı ve Y'ler farkı. Hocam X'ler farkı 4. Y'ler farkı eksi 3. 3, 4, 5 üçgeninden 5 diyebiliriz ama yazayım. X'ler farkı 2 eksi. Eksi 2'nin karesi. 2 artı 2'nin karesi. Artı. Eksi 2 eksi 1'in karesi. Eksi 2 eksi 1'in karesi olacak. Ee, bu MA uzunluğunu bulmuş oluyoruz. MA uzunluğu buradan ne geldi arkadaşlar? 4, 3, 3, 4, 5 üçgeninden 5 geldi. Evet buraya kadar uzunluk 5. Yarı çap uzunluğu kaçtı? 1. A hocam tamam 5. Burası 1 ise buraya ne kaldı? 4. Bizden ne isteniyor? En az uzunluk isteniyor. En az uzunluk. Çembere en az uzunluğu kaç yaptı arkadaşlar? 4 yapmış oldu. E bizden bir de ne isteniyor arkadaşlar? En fazla uzaklığı isteniyor. E o zaman en fazla uzaklık da şöyle C ile C ve aynı işlemleri yapacak olursak en fazla uzaklık da tam şuradaki uzunluk olmaz mı? Yani şuradaki uzunluk. E 5 burası. 2 nokta arasındaki uzaklığı tam bulduk. 5 burası yarı çapta 1. En çok da kaç yapıyor arkadaşlar? 5 artı 1. Yani yine merkezden geçen. Bakın bir nokta ile bir çemberin en kısası sorulursa merkezden geçtiğinde şuradaki uzunluk. En fazla sorulursa merkezden geçtiğindeki şuradaki uzunluk olacaktır unutma. Evet en çok da ne yaptı? 5 artı 1'den 6 yaptı arkadaşlar. Örnek 47'nin B şıkkını da böylelikle 6 bulduk. Geldik örnek 48'e. A1'e eksi 3 noktasından bu çembere çizilen teğetten bahsediliyor. Basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Öncelikle merkezi bul. Hocam merkezimiz 4'e 1. Yarı çapımızda kaç? 4. Hemen basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Şekli yorumlayacaksınız. Ha özel durumlar gelince analitik düzlem çizeceksiniz. O ayrı bir konu. Merkezin 4'e 1. Yarı çapında 4 olduğunu unutma. Ve bu 1'e eksi 3 noktasından A1'e 3 noktasından teğet çiziliyormuş. Bir çembere teğet çizilebilmesi için o noktanın dışında olması lazım. Bir çembere içindeki bir noktadan teğet çizebilir misin? Hayır. Ya üzerinde olacak ya da dışında olacak arkadaşlar. E dışında diye kabul edelim. Şu teğetin uzunluğu isteniyor arkadaşlar. İşte şuradaki uzunluk. Merkez varsa, teğet varsa çek dik. E hocam ben şunu da bulabilirim. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 3, Y'ler farkı 4. 3 4 5 kısaca yazdım. Yarıçapı kaç vermişti bize? 4. Burası da 4. E 4, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden. A, T uzunluğu o zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 3 yapıyor. E, iki nokta arasındaki uzaklığı burada arkadaşlar. Şurada yaparken kısa yolu buldum. Onu da hatırlıyorsunuzdur umarım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Normalde kare içinde x'ler farkının karesi artı y'e farkının karesi yapacaksınız ama gerek yok. x'ler farkı 3, y'ler farkı 4 ise hatta x 4 ise 3, 4, 5 üçgeninden 5 çıktı. Yarı çap 4 ise şu A noktasından çembere çizilen teğetin uzunluğu da burası 3 çıkmış oldu arkadaşlar cevap. Evet örnek 48 bu. Dediğimiz gibi basit bir şekilde şekli çizmeyi mutlaka mutlaka düşün. Evet doğru ile bir çemberin birbirine göre durumu. Arkadaşlar şurada gösteriyor da doğru ile çember 3 farklı durumda olabilir. 1. Çember ile doğru hiç kesişmezler. 2. Çember ile doğru bir noktada kesişirler. Yani teğet olabilir. 3. Çember ile doğru iki noktada kesişebilirler. E hocam bu durumlarda ne olacak? Bu durumlarda merkezin doğru yolun uzaklığı kesişmezlerse yarıçaptan büyüktür. Kesişirlerse bir noktada kesirse ya da teğetse ne oluyor arkadaşlar? E, noktanın doğru yolun uzaklığı yarıçapa eşit oluyor. Öbür durumda da merkez kesiş çektik yaparız iki eş parçaya böler ya da noktanın doğru yolun uzaklığı yarıçaptan ne oluyor? Küçük oluyor arkadaşlar. Evet gördünüz. Hızlı bir şekilde anlattık. Burada da şu şekilde anlatalım. Evet. Arkadaşlar bir çember ile doğru iki noktada kesişirse merkez giriş çektik yaparız. İki eşit parçaya böler. Bak bu yarıçap. Şurası da yarıçap ya. E h küçüktür r ise çemberi iki noktada keser. Ya da tam tersi diyebiliriz. İki noktada keser. Ya da tam tersi e, çember ile doğru iki noktada kesiyorsa e, h r'den nedir deriz? Küçüktür deriz. Çember ile doğru bir noktada kesiyorsa ya da teğetse o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? H R birbirine eşit olmuş oluyor. Ya da H eşittir R ise doğru çembere teğettir diyeceğiz arkadaşlar. Bir de şunu yakalım. E, ee, çember ile doğru hiçbir ortak noktası yoksa ya da çember ile doğru kesmezse şurası H. Yani noktanın doğru yolun uzaklığı. Bu da yarışan. H, küçük, H büyüktür R oluyor. Ya da H büyüktür R ise doğru çemberi kesmez diyeceğiz arkadaşlar. Ta bunların hepsi yorum. Ezber değil bakın. Burada da yorumla anlattık zaten size. Hadi bakalım şimdi şunları yorumlayalım. Örnek 49. Çemberi. Evet bu çemberi x. Çemberiyle x eşittir bir doğrusunun kesim noktasını bulunuz diyor. Bak bu sefer ayrı. Kesim noktasını bulunuz diyor. Arkadaşlar iki doğrunun kesim noktası nasıl bulunuyordu? Ortak çözümle bulunuyordu değil mi? Evet burada da arkadaşlar çemberiyle bir doğrunun ortak çözüm e, kesim noktası bulunurken Bizden buraları isteniyor arkadaşlar. H ya da R ile ilgili bir ilişki istenmiyor. Bu x eşittir 1 doğrusu. Bu da çemberin denklemi. Ne yapacağız? Buradaki noktaları bulmaya çalışacağız. Hadi bulalım. Ortak çözümle bulunmuyor mu arkadaşlar? Evet iki noktada kesiyor ortak çözümle. X yerine 1 yazacak olursam. Ortak çözüm yapıyorum ve X yerine 1 yazacak olursam. Hocam 1'in karesi artı y kare artı 3 çarpı 1 eksi 5y eşittir 0 olduğundan. Buradan ne geldi? Y kare eksi 5y Artı 3 artı 1 artı 4 eşit 0 geldi. Buradan eksi 4'e eksi 1 ve y y y yaptığımız zaman da y eksi 4 çarpı y eksi 1 eşit 0 oldu. Buradan da ne geldi? Bu eşit 0 y'yi 4 buluruz. Bu eşit 0 y'yi 1 buluruz. İki değer çıktı. Ki zaten çember ile doğrunun kestiği iki nokta varsa bu iki nokta soruluyor zaten. Birinde y'yi 4 bulduk. Birinde y'yi 1 bir bulduk. Evet. Y yerine sen 4 yazdığında x zaten kaçtı? x1 değil miydi? Evet x1'di. O zaman x virgül y noktamız ne yapar arkadaşlar bir tanesinde? x1 iken y4 oldu. Aynı zamanda y yerine 1 yazdığımızda x yine ne oluyor arkadaşlar? Denklemde de koyduğunda yine 1 çıkıyor. x yerine 1 koyduğunda y yerine 1 koyduğunda x de 1 çıkıyor. Yani bu sefer x virgül y noktamız ne yapıyor arkadaşlar? x'i 1, y'si de 1 oldu. Yani 1'e 1 noktası oldu. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Kestiği iki nokta var ya. Bir tanesi 1'e 1 bir oldu. Bir tanesi de 1'e 4 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız bir bu bir de bu çıktı. Hatta altında şöyle yapayım. Şöyle yapayım. İki tane cevap çıktı. Zaten bu noktalar isteniliyor bizden. Evet örnek 49 iki cevaplı bulduk. Geldik örnek 50'ye. Evet bu doğru ile bu çemberin kesim noktalarının koordinatlarını bulunuz. Yine ne yapacağız? Ortak çözüm yapacağız. Çember ile doğrunun kesim noktası isteniyorsa bizden ortak çözümle. Hocam x eksi y bu ile bunu. Yok etme metodu yapamıyoruz burada. Ne yapacaksın? Yerine yazma metodunu kullan. Burada x neye eşit? Y artı 4'e mi eşit? Evet. Gel burada yerine yaz. X yerine y artı 4 yaz. Y artı 4'ün karesi artı y kare artı 2 çarpı y artı 4. Eksi 2y eksi 18 eşit 0. İşte bunu çözeceğiz. Hadi aç bakalım şunu. Y kare artı 8y artı 16 artı y kare artı 2y artı 18 eksi 2y eksi 18 eşittir 0 mı yaptı? Evet şu 2y'ler birbirini götürsün. Y kareden 2 tane oldu. 2y kare 8y burada. Başka y'li bir değer var mı? Yok. Artı 8y'yi yazdık. 16 burada. 8 burada. Bir de eksi 18 burada. Eksi 18 artı 16 da eksi 2 eksi 2 artı 8 de artı 6 yaptı eşit 0 yaptı. 2'ye böl y kare artı 4 y artı 3 eşit 0 yaptı. Buradan çarpanları ayıracak olursak bu artı 3 bu artı 1 bu da y y yani çapraz çarpımların toplamları ortayı verdi. Yani buradan y artı 3 çarpı y artı 1 eşittir 0 oldu. Bu eşit sıfırsa y'yi eksi 3 bulduk. Bu eşit sıfırsa y'yi de ne bulduk arkadaşlar? Eksi 1 bulduk. Peki yazalım. Y yerine Eksi 3 yazdığımızda denklemde mesela x eşittir y artı 4 demiş Evet. Y yerine eksi 3 yazdığımız zaman ne geliyor? x eşittir y yerine eksi 3 yazıyorum denklemde. Eksi 3 artı 4'ten x'i kaç bulduk arkadaşım? 1 bulduk. Heh, noktamız x virgül y noktası bir tanesi ne yaptı? x'i 1 bulduk y'si eksi 3 için. Noktanın bir tanesi bu yaptı. Biri eksi 3 yaptı. Evet. Şimdi noktanın öbürüne bakalım arkadaşlar. Y yerine eksi 1 yazalım y yerine eksi 1 yazdığımız zaman da y yerine eksi 1 yazdığımızda x eşittir denklemimiz bu ya y artı 4 yani eksi 1 artı 4'ten x de kaç bulduk 3 bulduk x virgül y noktası da böylelikle kaç yapmış oldu arkadaşlar x 3 y'si de eksi 1'di yani 3'e eksi 1 yaptı arkadaşlar yani bu çember ile doğrunun kestiği noktalar bir tanesi bu yaptı 1'e eksi 3 oldu bir tanesi de 3'e eksi 1 olmuş oldu arkadaşlar. Buradaki 2 nokta. Tamam mı gençler? Örnek 50'yi böylelikle 3 eksi 1 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi burada da Aa, burada ne diyor? kesim yine aynı soru herhalde ya. Değil mi? Evet bu çember ile bu x artı y eşitli 4 doğrusunun kesim noktalarının koordinatlarını bulunuz diyor yine. Çember ile doğrunun kesim noktası. Büyük ihtimal kesim noktasından bahsediyorsa ya iki noktadır ya tek noktadır. Ya kesim noktasından bahsediyorsa. E bakalım iki nokta mı tek nokta mı bulalım. Ne yapacağız? Yine yerine yazalım. Bu sefer y yerine 4 eksi x yazalım arkadaşlar. Y'yi yalnız bırakalım. O zaman denklem x kare artı y yerine 4 eksi x alacağım. 4 eksi x'in karesi e eksi 2x artı 6 çarpı y. Y yerine 4 eksi x yazıyorum. Eksi 10 eşit 0. Buradan x kare x artı 4 eksi x'in karesi 16 eksi 8 x artı x kare yaptı. Eksi 2 x burada artı 24 burada. Eksi 6 x burada bir de eksi 10 eşit 0 yaptı. Hadi bakalım x karelerden 2 tane var. 2 tane x kare. Ondan sonra x'lere bakalım. Eksi 8 x eksi 2 x daha eksi 10 x eksi 6 x daha eksi 16 x yaptı. Sabit sayılara bakalım. 16 burada 16 artı 24, 40 yaptı. 40 eksi 10 da 30 yaptı. Artı 30 eşit 0 oldu. Denklemi 2'ye böldüğüm zaman x kare eksi 8x artı 15 eşittir 0 yaptı. Bu eksi 5'e eksi 3 diye çarpanlara ayrılıyor. çarpımların toplamları e, şu x'in çarpımı 15, toplamları da eksi 8 yaptı. Bu x eksi 5 ve x eksi 3 oldu. E, eşit 0 o zaman buradan ne geldi arkadaşlar? E, bu eşit sıfırsa x'i 5 buluruz. Bu eşit sıfırsa x'i 3 buluruz. Hadi bakalım. Şimdi x yerine 3 yazsak. Gençler şurada yazıyorum. x yerine 5 yazsak. x yerine 5 yazdığında x artı y eşittir 4 ya. Yani 5 artı y eşittir 4 ya. y'yi böylelikle kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. Yani x virgül y noktası kaç yaptı arkadaşlar? x virgül y noktası. Ay yazamıyorum yoruldum x virgül y noktası 5'e eksi 1 mi yaptı? Evet 5'e eksi 1 yaptı. Bir noktada şuradaki noktada. Bir de x yerine kaç yazalım arkadaşlar? x yerine 3 yazalım. x yerine 3 yazdığımızda da burada denklemimiz x artı y eşittir 4 ya. Yani 3 artı y eşittir 4'ten y'yi de 1 buluruz. O zaman x virgül y noktamız burada ne yapar arkadaşlar? x 3 y 1 çıktı. 3'e 1 noktası yapmış oldu. Yani ikinci noktayı da 3'e 1 bulmuş olduk. Yani iki tane cevabımız var. Bir 5'e eksi 1 bir, bir de 3'e 1 arkadaşlar. Evet cevaba da bakabilirsiniz. Bakın 5'e eksi 1 ve 3'e 1 noktaları çıktı. İki nokta da kesişti. Ve geldik şuraya. Dikkat bir çember ile bir doğrunun birbirine göre durumu incelenirken. Hani ne oluyordu? 3 tane durum vardı. Çember ile doğru kesişmez. Çember ile doğru teğettir ya da bir noktada kesir. Çember ile doğru iki noktada kesir şey benziyor aslında bu parabolle parabolde yaptığınız hamlelere benziyor. Parabol ile bir doğrunun 3 tane durum vardı. Orada bir delta vardı. Delta ortak çözümdeki delta. Hani delta ortak çözüm yapıyordunuz ya. Ortak çözüm yapıp delta'ya bakıyordunuz. Delta orada b kare eksi 4 ac dedi değil mi arkadaşlar? Evet delta'ya bakacaksınız. Delta büyük sıfırsa iki noktada kestir. Eşi sıfırsa tek bir noktada kesir ya da teğettir küçük sıfırsa da kesmiyor diye biliyoruz. Parabolden biliyoruz bunu. Aynı şeyi çemberde de söyleyebiliriz. Bu çember ile bu doğrunu böyle birbirine göre durumu incelenirken ortak çözüm yapılır. Y yerine mx artı n yazılır. Gel burada yerine yaz. Ortak çözüm yapıldığında bir denklem gelecek ya. Iki, iki bilinme, yani birinci dereceden yani x kare artı bilmem neyle sadece x'li bir denklem gelecek ya. 2. dereceden bir denklem gelecek ya. Oradaki delta'ya bakarsın. Delta'nın ne olduğunu biliyorsun sen. B kare 4ac yazmak istemiyorum çünkü buna göre yanlış B kare 4ac. Oradaki B ve A böyle ax kare artı b y kare ax kare bx c şeklinde yazılan denklemde delta B kare 4ac'ye eşitti. İşte buradaki B kare 4ac'ye bakıp da delta'yı yorumlayacaksınız. Buradaki delta da normalde ikinci dereceden denklemlerdeki yaptığınız Delta'da arkadaşlar. Delta büyük 0 ise doğru çemberi iki noktada keser. İki noktada keser. Bu parabolden biliyorsunuz diye rahatım burada. Delta eşit sıfırsa doğru çembere teğettir ya da tek bir noktada keser. Delta küçük sıfırsa doğru çemberi kesmez. Doğru ile çember kesim noktası boş kümedir de diyebiliriz. Hemen sorusuna bakalım. Bu ve bu teğet olduğuna göre delta eşittir. Ne olması lazım arkadaşlar? Delta'nın sıfıra eşit olması lazım. Ortak çözüm. Hadi bakalım. Gel burada. Bu nedir? Y eşittir. Eksi x artı 1 değil mi arkadaşlar? Evet. Gel burada ortak çözüm yap. X kare artı. Y yerine eksi x artı 1 yazıyorum. Eksi x artı 1'in karesi. Artı 2x artı a eşit 0'mış. Peki burada x kare artı bu birincinin karesi x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x artı 1 artı 2x artı a eşit 0 o, oldu. Evet Buradan 2x kare eksi şunlar birbirini götürdü. Ee, artı 1 artı a yaptı. İşte bu da eşittir 0 mı oldu? Evet. Şimdi burada delta inceleyeceğim. Buradaki delta da arkadaşlar. Bu e, x karenin kaç Bak delta'daki a'dan b'den bahsediyorum. Şuradaki a'yı karıştırma tamam mı? Delta'da bu. Bu x karenin kaç Yani a dediğim 2. Sonra b dediğim x'in kaç Yok. B dediğim sıfır. C, C, dediğimde nedir arkadaşlar? 1 artı A değil mi? Sabit sayı da bu. Delta'ya bakacağız arkadaşlar. Delta eşit sıfır olması lazım. Yani B kare eksi 4 acnin eşit sıfır olması lazım. B kare dediğimiz sıfır. Eksi 4 çarpı A dediğimiz 2. C dediğimiz 1 artı A'nın eşit sıfır olması lazım arkadaşlar. E o zaman buradan ne geldi? Bak şuradaki A ile şuradaki A'yı karıştırmayın lütfen. Tamam. Kafanız karışmasını istemiyorsanız buraya K'da yazabilirsiniz, fark etmez, size kalmış, tamam mı? Ee, tamam neyse devam edelim. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Eksi 8, ile buraya çarptık, eksi 8. Sonra öbür tarafı çarp. Yo, bu çarpım durumunda değil mi? Tamam neyse, eksi 8, eksi 8, eksi 8a eşit 0 yaptı, eksi 8 eşittir. 8A yaptı. A'yı da böylelikle ne bulduk? Eksi 1 olarak bulduk arkadaşlar. Örnek 52 eksi 1 oldu. Geldik buraya. Şimdi bu doğrusunu kesmediğine göre. Arkadaşlar y yerine ortak çözüm yapalım. Y yerine 2x yazalım. x kare artı 2x'in karesi artı x eksi 4y. Y yerine 2x yazıyorum. Artı a eşit sıfırda. Bunu düzenleyelim. 4x kare artı x kare 5x kare yaptı. Sonra artı x var. Sonra burada bir de eksi 8x var. Toplamda eksi 7x mi yaptı arkadaşlar? Evet. Bir de artı a var. Eşit 0 olması lazım mı? Lazım. Bu doğruyla çember kesmediğine göre delta'nın küçük 0 olması lazım. A'nın en küçük değeri nedir diye soruluyor. Kafa karışmasın. Şuraya k diyeyim. K'nın değeri sorulsun. Burası k olsun. Tamam mı? A ile karışmasın diye bu sefer k yazayım. Burada delta'daki a'yı incelerken a5 b eksi 7 c de nedir arkadaşlar? k'dır. Yani bizden k c de k'dır. Bizden de k isteniyor. Delta küçük sıfıra bakacağım. Yani b kare eksi 4 a c'nin küçük sıfır olmasına bakacağım. b kare dediğimiz 49 eksi 4 çarpı a çarpı c'nin küçük sıfır olması lazım. Kesmediğine göre. E o zaman bunu bu tarafa attık. 49 küçüktür. 20k yaptı. 20'ye böldüğüm zaman 49 bölü 20 küçüktür k yaptı. Ya da k buradan ne geliyor arkadaşlar? Büyüktür 49 bölü 20 yapıyor. 48 olsa 24. 24 yapacaktı burası. 48'i 2'ye bölsek 24 yapacaktı. 24,5. 2'ye böl 2'ye böl 24,5. 10. E bir daha ona böldüğünde 2,45 mi yapıyor? Evet. K büyüktür 2,45 yaptı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? K'nın alabileceği en küçük tam sayı değer isteniyor. K'nın alabileceği en küçük tam sayı değer nedir arkadaşlar? 3 olur. Yani örnek 53'ü böylelikle 3 bulduk. Geldik son sorulara. Evet merkezli 0'a 5 olan çember bu doğruya teğetmiş. Şekli çizeceğiz. Şekli çiz kardeşim basit bir şekilde. Merkezi 0'a 5 olan bir çember. 0'a 5 olan bir çember bu doğruya teğetse bu doğrunun adı da 3x artı 4y eksi 10 eşit 0 doğrusu. E arkadaşlar merkez var teğet var çek dik yapsan. Ne geldi burada? Aa hocam bu yarıçap çap uzunluğu. Yani noktanın doğru olan uzaklığı yarıçap oldu. Bizden de yarıçap isteniyor. E koy noktayı doğru yerine koy. X yerine 0. 3 çarpı 0 artı 4 çarpı y 4 çarpı 5 eksi 10 mutlak değerce noktanın doğru olan uzaklığı bölü Kare 3'ünde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Gerçi burası 3 4'si aşağısı direkt 5 diyorduk. Yukarısı e, 0 artı 20 eksi 10. Yani 10 bölü 5 yaptı. O zaman burası da kaç yaptı? 2 yaptı arkadaşlar. Bu arada bu mutlak değeri 10. E, yani 10 diye çıktı. 10 bölü 5'ten cevap ne çıktı? 2 çıktı. Evet direkt noktanın doğru yola uzaklığı şekli çizdiğinizde yarı eşit olduğunu gördünüz ve sonuç çıktı. Evet yorum gücünüz gerçekten çok önemli. Evet burada ne diyor? 3x eksi 4y artı a eşit 0 doğrusu x kare artı y kare eşittir 9 çemberini kesmediğine göre. Arkadaşlar ortak çözüm yapacağız. Ortak çözümde neye bakacağız? Delta'ya bakacağız. Delta'nın ne olması lazım? Küçük 0 olması lazım. Biz bunu biliyoruz ama bunu yaparken sanki biraz sıkıntı olacak ya. Şöyle yapabiliriz aslında. 3x eşittir ee, 3x artı a eşittir 4y oldu ya. Y buradan ne oldu? Y buradan ne eşit oldu? 3x artı a bölü 4'e eşit oldu. Evet y yerine bunu yazıp ortak çözüm yapacağız. Ortak çözümdeki delta'ya bakacağız. Bu arada şuna k diyelim de k'nın alabileceği değer. Çünkü delta'daki a ile karışmasın arkadaşlar. Bunu daha farklı yapabilir miyiz? İsterseniz böyle çözeyim. Daha farklı çözümü de sonrasında göstereyim. Hadi bakalım çözelim. Şimdi gençler burada ne yapacağız? Bu doğruyla buna ortak çözüm yapacağız. X kare artı Y yerine bunu yazacağım. 3X artı A bölü 4'ün nesi olacak arkadaşlar? Karesi olacak. Neye eşitmiş? 9'a eşitmiş. Bu X kare artı. Bunun karesini aldığın zaman 9X kare artı 6. Şuraya da K demiştik. Çünkü buraya K demiştik. Buraya da K diyelim. E, 3X artı K'nın karesinde 6XK mı yaptı? Evet. Artı K kare yaptı. Bir de böyle aşağısı nedir? 16 eşittir. 9 mu? Evet. 16 bu 16 ile bunu çarptım. 16 x kare artı 9 x kare kaç? 25 x kare yaptı burası. Artı 6 x k ya da 6 k x diyebiliriz. Fark etmez. Artı k kare bölü 16 eşittir 9 ya. Eşittir 16 çarpı 9 yaptı. Bu böyle kalsın. Yani bölü 16'yı karşı tarafa attım. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunu da attık öbür tarafa. Şu tarafa atınca eksi 16 çarpı 9 eşittir 0 mı yapacak arkadaşlar? Evet. 16 çarpı 9 da 144 yapıyor arkadaşlar. Hadi bakalım buradan bir şeyler bulalım. Buradan delta'ya bakacağız ya. A'sı belli. A'sı kaç? 25. B'si belli. X'in kaç sayısı ne? 6K. Sabit sayımızda ne? K kare eksi 144. K kare eksi 144. Hadi B kare eksi 4 A'c'yi inceleyelim. B kare eksi 4 AC'nin ne olması lazım? Küçük 0 olması lazım. B kare dediğim 36 K kare. Evet 36 K kare işlem kalabalığı mı olacak? Eksi 4 çarpı A. A dediğim 25 çarpı C. C dediğimde K kare eksi 144. Evet K kare eksi 144. Ne olması lazım? Küçük 0 olması lazım. E ben bunu buraya atayım. 36 K kare eşittir. Eksi artı diye geçti. 4 çarpı 25 çarpı k kare eksi 144 mi oldu burası? Evet. Şu 4 ile bu sadeleşsin. Eksili bir şey sadeleştirmiyorum çünkü sadeleşebilir. Bunu böldüğün zaman 9 mu yaptı burası? Evet. 9k kare eşittir. 25 ile burayı çarpıyorum. 25k kare eksi 25 çarpı 144. Bunu çarpmayayım. Bunu buraya atayım bunu buraya atayım. 25 çarpı 144 eşittir. 25k kare eksi 9k kare yani 16k kare yaptı. Her iki tarafın karekökünü alacak olursam bunun karekökü 5, bunun karekökü 12 eşittir bunun kare, kare, karesi de ne yapıyor arkadaşlar? 4K yapıyor. E o zaman buradan 4K buna eşit oldu. Yine sadeleştirme yaptığım zaman 4 ile bu sadeleşince burası da kaç çıktı? 3 çıktı. 15 K'ya mı eşit oldu? Evet bu eşitlik değildi ama bak burası neydi arkadaşlar? Küçüktü. Dikkat edin. Şu küçük işareti eşittir yazmışım burası. Küçük olacak. Şurası küçük. Burası küçük. Burası da küçük olacak. En son 15 küçüktür K buldum. O zaman K'nın en küçük değeri kaç çıkar arkadaşlar? 16 çıkar. İşlem kalabalığıyla bulduk mu? Bulduk. ÖSYM buna benzer bir soru sordu mu? Sordu. Dikkat edin arkadaşlar. Evet. Başka türlü nasıl yapabilirdik? Şu şekilde de yorumlayabilirdik. Bu merkezi 0 0 yarı çapı 3 olan çember. merkez 0 0 yarı çapı 3 olan çember ile bu doğruyu kıyaslayacağım. Aa, burada ne yapacağız? Noktanın doğruya olan uzaklığı. Bak burası da 3x 4y artı k eşit 0 doğrusu. Merkezimizde merkezimiz de 0, 0. Bu 0 0 noktasının bu doğruya olan uzaklığı yarı çaptan. Yarı çapta ne burada? 3. 3'ten büyük deyip bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. İsterseniz bunu da ikinci yol olarak siz düşünün arkadaşlar. Bunu siz yapın bakalım. Aynı şeye ulaşacak mısınız ki ulaşabilirsiniz zaten. Bu da bir ikinci yol olsun size. Evet geldik son soruya. Bu doğru ile bu çember kesmediğine göre M'nin geniş aralığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Gençler ne yapacağız burada? Burada şunu yapacağız. Ay, biraz şeyden kaymışım. Kendimi şöyle bir ortalayayım. Evet arkadaşlar ne yapacağız burada? Biraz önceki gibi yapabiliriz. Hatta ben bu soruyu bu teknikle yaptım ya. Yine aynı şekilde burada X ya da Y'yi yalnız bırakabilirsiniz. Yukarıdaki gibi. Bak. Yukarıdaki bu yolla yapabilirsiniz. Ama ben bu sefer şu yolla yapın dedim ya. Bunu da bu yolla çözeyim. Bu kesmediğine göre. Bak şimdi. Çemberin merkezi kaça kaç? Şekli çiziyorum. Çemberin merkezi 1'e eksi 2. 1'e eksi 2. Merkezi burası. Ve bir doğru var elimde. Bu doğrunun adı da 5x artı 12y artı m eşit 0 doğrusu. Kesmiyorsa bu şekilde olmak zorunda. Bu noktanın doğru yolun uzaklığı ne olmak zorunda? Yarı çap uzunluğu da 3 üç ya. 3'ten büyük olmak zorunda. H büyüktür 3 mantığından geleceğiz. Hadi bakalım haşa bulalım. H dediğimiz noktanın doğru yalan uzaklığı. Noktayı doğru da orada yerine yaz. 5 çarpı 1 artı 12 çarpı Y yerine de eksi 2 yazıyorum. Noktanın doğru yalan uzaklığında. Artı M mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde A kare artı B kare. Yani 5 12 ise 13. Bu H büyüktür ne olması lazım? 3 olması lazım. E o zaman burada mutlak değer içerisinde burası 5 burası eksi 24. Eksi 19 mu yaptı burası? Artı m mi yaptı burası da? Evet. 13'ü de öbür tarafa attık. Büyüktür 39 mu oldu? Evet. E bu mutlak değerce böyle bir şey geldi. Eksi 19 artı m büyüktür 39. Ya da eksi 19 artı m küçüktür eksi 39 mudur arkadaşlar? Bunun çözüm kümesi aynen öyle. Buradan m büyüktür ne geldi? 58 geldi. Buradan da ne geldi? M küçüktür. Artı 19 diye geçti. Burası da eksi 20 yaptı. Yani bunun çözüm aralığı ne oldu arkadaşlar? Geniş En geniş aralığı M 58'den büyük. Bir de M eksi 20'den küçük. Yani şu şekilde de söyleyebiliriz. Eksi ee, 20'den küçük mü? Küçük. Eksi sonsuzla eksi 20 arasında birleşim. 58'den de büyük ya. 58 ile kaç? art sonsuz arasında olacaktır. Çözüm kümesi de bu şekilde de yazılabilir arkadaşlar. Hatta bakın bu yol, ikinci yol görüyorsunuz daha kolaymış. Bazen şekil çizme mantığı gerçekten daha kolay bir şekilde çıkıyor. Üstekinde de aynı şekilde mantıktan yapsaydık o yol daha kolay olacaktı arkadaşlar. Evet gençler, bitti. Bitti, bitti. Şu güzelim kitap bitti. Şu güzelim kitap bitti. Bitirdik güzel bir şekilde bitirdik. Hem de çok güzel bir şekilde bitirdik. Gençler amacım şuydu. Bu konu anlatımını anlatırken yani bazı arkadaşlarınız korkuları vardı. Şu an nasıl durumdasınız? Yorumlara yazın Allah aşkına. Yorumlara yazın. Ya ben geometriyi yapamayacağım. Şöyle böyle. İşte tamam. Çok sıfır değil. Ama geometride sıfır yazılacaksa bu şekilde yazılmalı. Her kalıp soruyu size yazmak zorundayız arkadaşlar. Biz bu şekilde yaptık yaptık. Evet bu sıfır böyle özgüveniyle geldiniz buraya. Ve bu özgüvenle yapabileceğinizi gördünüz. Her şey nerede bitiyor? Burada bitiyor. Geometrinin genel kalıplarına şöyle bakacak olursanız. Kafanızda çok ezber var mı? Yok. Yani üçgenlere çok iyi odaklandık. Geri kalanını hep üçgenle yaptık. Ya da böyle ekstra fasafisoları verdik bize. Vermedik. Vermeden şurayı çalıştırarak yapmayı öğrettik. Olay budur ezberlerseniz bu yeni nesil sınav sisteminde bu ezberlerle bu işi yapamazsınız. Ama ezberlemeden şurayı çalıştırarak bu yeni nesil soruları da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İşte yapabileceğinizi bu sıfır geometri kitabıyla şu kitapla gördünüz. Beraber güzel bir şekilde çalıştık. Ben size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bazı arkadaşlar hocam hızlı anlatıyorsunuz diyebilir. Ama hızlı anlatmadığımı da biliyorsunuz. Sadece hızlı konuşuyorum. Normalde tane tane anlattık, ee, elinden geldiğince her şeyi açıklayıcı bir şekilde vermeye çalıştım burada ve verdiğime de inanıyorum. İnşallah size çok büyük bir katkım bulunmuştur. Siz bu sıfır konu anlatımını hakkıyla bitirdiyseniz, bir de yanında bir soru bankası bitirdiyseniz hiç abartmıyorum arkadaşlar. TYT'de de, AYT'de de yani yedişer soru net kesin yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ha. Sen bunu dinledin. Öncesinde dinledin. Atıyorum 11'de dinledin. Bir de bizim TYT AYT Geometri Ana Kamp kitabımız var. Bir de o kitabı da konu anlatımında dinlersen geometriden hiçbir şey kaçırmazsın kardeşim. Sıfır artı bir de o konu anlatımı kitap. Zaten ben şunu öneriyorum. 11. sınıfta sıfıra başlayın. 12. sınıfta da ana kamp kitabı normal e, Kenankara Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı kitabına böyle giriştiğiniz an geometride gerçekten ama gerçekten hiçbir şekilde hiçbir eksiğiniz kalmıyor arkadaşlar. Evet inşallah size faydam dokunmuştur. Elinden geldiğince size bir enerjiyle herhangi bir enerjiyle ekstra bir enerjiyle hep karşınıza çıkmaya çalıştım. Ve şuraya bakacak olursanız bugün ee, kaç tane video çektim. Hiç yalan söylemeden size şöyle bir bakayım hemen bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 9. videom mesela. Bugün 9. videom. Ama hep elimden geldiğince enerjik olmaya çalıştım ve enerjimi size yansıtmaya çalıştım. Ee, bence güzel şeyler yaptık ve sınavda, dediğimi de unutma, sen en az 7 tane net yapabilecek seviyedesin TET'de ve AYT'de. Ama nasıl? Verilen bilgileri kullanarak, görme işi değil. Verilen bilgileri kullan, sınav anında iyi yönet ve bu işi çok rahat bir şekilde yap. Eğer zamanın varsa beni dinliyorsan şu an e, TYT AYT çalışan arkadaşım zamanın varsa yani bir 5-6 aylık bir zamanın varsa hatta 4 aylık bir zamanın varsa bile bir, benim o diğer konu anlatımını da üstünden geçebilirsin. E, Onun da üstünden geçtikten sonra full ya da full yakın yapma sözü veriyoruz arkadaşlar zaten. Ki büyük ihtimalle de yaparsınız. Evet gençler böylelikle sona geldik. Sonraki videolarda yani sonraki videolarda ekstra yerlerde böyle bir şeylerle çıkacağız. Bir tekrar kampı olacak işte normal ana kamp olacak ya da tek birebir sorularla karşılaşacağız. Ee, sevdiğim beğendiğim sorularla sizin karşınıza geleceğim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize 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 çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.